Tereyağım bitmişti arkadaşlar. Böyle dilim dilim yaptım. Yemeklerde kullanacağım. Merhabalar canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar. Selamun aleyküm. Bu sabah uyandım. Sosis ve sucuk istedi çocuklarım. Onlara şimdi sosis ve sucuk kızartacağım. Çayımı da demledim. Bergama çayı demledim arkadaşlar bu sabah da. Normal siyah çay değil. Daha güzel oluyor. Biz çok seviyoruz bergama çayını. Yumurta makinemde bozulmuştu. Tekrar alacağım ama. Şöyle cezveye koydum. Cezvede yumurta haşlayacağım. Bugün de şu şekilde masamın örtüsü vardı. Sizlere de hiç gösterememiştim. Daha önce büyük masamın örtüsüydü. Bunu terziye verdim. Küçülttürdüm. Bu masaya göre yaptırdım. Siyahlı grili. Evimin de rengine uyum sağladığı için dedim bugün böyle yapayım masayı. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Beğendiniz mi masa örtümü? Yılların masa örtüsü. Encilhome'dan almıştım. Ama fazla kullanamadım diğer masada. Şimdi nasip bu masayaymış. Böyle üçlü sahan seti almıştım A101'den. Şu sapları çok kızıyor ama bunu taksam bile gene de sıcak geçiriyor. Bayağı da pahalıya almıştım eskiden. Yani bir yıl olmuştur eskiden dediğim. Şu küçüğünde sosisi kızartacağım. Bunda da sucuğu kızartacağım diyemedim. Ayrı ayrı kızartacağım tadları birbirine karışmasın diye. Bugün de bu kahvaltı tabaklarına koyacağım. Zeytin, peynirler. Ama reçel koymayacağım. Tabii ki reçel şu deliklerden taşabiliyor. Biraz sonra sucukları, sosisleri ayrı ayrı kızartacağım. Kahvaltıda A101'in böyle hamburger ekmeğiyle birlikte arasına koyup koyup yiyeceğiz.
Yataklarımızı yattık canlar. Şimdi kahve zamanı. Prenseslerim uykuya çekildiler. Biraz dinlensinler, yarasın kahvaltı benim prenseslerime. Bugün değişik bir kahve yapacağım. Dünkü kahveden değil. Kızım dünkü kahveyi acı demişti. O yüzden o kahveden yapmayacağım. Çok hafif şekerli yapacağım. Bir tane kesme şekerli. Ben şekersiz içtiğim için Ezgi de mecburen bana uyumak zorunda kalmıştı ama içemedi. Ben de şimdi bir tane koyacağım kesme şeker. Kocatepe damla sakızı kahvesi ve bu da dibek kahvesi. Aynı marka. Bu Migros'tan almıştım arkadaşlar bu kahveyi. İkisini bir karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı bundan, bir tatlı kaşığı da bundan koyacağım. Şimdi kahve makinemde. Kahvelerimizi de içelim. Şöyle bir ayılalım. Uykumuz kaçsın o zaman prenseslerime. Kahve yapıyorum. Defne'ye değil ama kızlar kahve içmez. Kahvesi çok yumuşak ve köpüklü beyazımsı bir görüntü olduğu için normal kahvede koyacağım içine. Mehmet Efendi kahvesi bir tatlı kaşığı. Suyu aldı kahve makinem. Şimdi de 3 fincanlık yapıyorum arkadaşlar. Benim kahve makinem biliyorsunuz, aramıza yeni gelenler için söylüyorum, fakir. Fakirin çiftli, böyle hazneli ikilisi yani. Kendinden suyu alıyor. Arkada su yeri var, şu görmüş olduğunuz yerde. Arada sırada onu kontrol ediyorum. Su bittiği zaman çalışmıyor. O yüzden şimdi kaynamaya geçti. Suyunu aldı ve kaynamaya geçti arkadaşlar. Aslında 2 fincanlık kahve yapacaktım ama bazen az gelebiliyor. Artık eksik olabiliyor. Tekrar yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden 3 fincanlık kahve ayarladım. Şurada ayarları var. 4 fincan, 3 fincan, 2 fincan, 1 fincan. Ben çok memnunum makinemden. Daha önce benim vardı kahve makinem. Mor renkti. O tek olarak kullanıyordum. Kendinden suyu almıyordu. O kenarda duruyor. Lazım olur. Oğlum okul kazandı zaten de. Öğretmen olur giderse ev tutarız. Tuttuğu evde lazım olur. Çünkü o da çok seviyor kahveyi. Oğlum isterse alır. Çocuklarım, kızlarım isterse alır. Yani kenarda dursun. Onu da ziyan etmedim. Yani bekliyor kenarda. Yetmiyor diye böyle 2 çift hazneli aldım. Önce sinyal verdi. Bakın ışık yanıp yanıp sönüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Taşırmadan dökebileceğim mi acaba? Karışık kahve. 3 fincan bakalım tam mı gelecek? Fazla geldi arkadaşlar. Neyse ben kahveyi çok sevdim. Ama ben şeker koymadım. Gene unuttum ya. Elim alışmış şeker koymamaya. Acaba Ezgi şekersiz içebilecek mi? Arkadaşlar aniden gök gürültüsü, şimşek. Birdenbire Karadeniz'e sel geldi. Gördüğünüz gibi fındığımız dışarıda kaldı. Dün eşime söylemiştim bu fındık dışarıda yağacak hava diye, bana ayan olmuştu zaten. Ama eşim kapsüllü fındığa yağsın bir şey olmaz dedi. Şu anda da fındık topluyordu. Aradım, sel geliyor diye panik yaptı. Hemen geliyor arkadaşlar. Şu anda çok kötü sel oluyor Karadeniz'e. Eşime ulaşamıyorum. Telefonu da kapanmış. Sakin olmaya çalışıyorum. Rahatsızlığım dolayısıyla nefes darlığı ve astım var. Oğluma da çağırmıştı. Oğlum giderken aradım. Gel oğlum dedim, hava yağıyor, sel oluyormuş. Babanla en son görüşmemde öyle demişti. Şu anda ulaşamıyorum. Hemen eve gel dedim. Geri geldi oğlum. Ve eşimi bekliyorum şu anda. İnşallah çabuk vakitte, tez vakitte gelir. Gök yüzü karardı. Gördüğünüz gibi şimşek çakıyor. Elektrikler kesildi şu anda. En çok korktuğumuz hava, sel havası birdenbire bindiriverdi. Allah her türlü felaketlerden cümlemizi korusun. Çok kötü yağıyor. Fındığın üzerine kapatmaya hiçbir şey yok. Eşim fındık topluyor ama tedbirini almadan topluyor. Bana demeliydi ama ben ona söyledim hava yağacak, fındık ıslanacak diye. Kalın bir şekilde koydum dedi. Yağsın, kapsüllü fındığa bir şey olmaz demişti. Şarjı da bitmiş. Aksi gibi ulaşamıyorum kendisine.
hepimizin korkulu rüyası sel arkadaşlar. Şu anda sakin olmaya çalıştığım halde gene de içimdeki korkuyu yenemiyorum. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Fındık bahçeleri dolu. Herkes fındık topluyor. Bu ayda sel felaketi. Herkes fındığı terk etmiştir zaten. Oo, şimşek çakıyor. Çok kötü şimşek çakıyor. Sel oluyor arkadaşlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Cümlemizin inşallah tüm Türkiye'nin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Allah herkese iyilik ve dirilik versin. Biz büyük bir afetten az evvel geldim arkadaşlar. Fındık toplarken büyük bir yağmur diyelim. Allah'ın hikmeti ilahisi zaten biliyorsunuz. Yaz aylarında Karadeniz'in kaderi odur. Öyle zaman zaman oluyor. Allah göstermesin. Rize, Giresun, Artvin taraflarında daha çok oluyor. Benim fındık topladığım yerde de, yani Geçiköy'ünde de hava bozdu ama ben tahmin ediyordum yağacak. Dedim ki şu dalı da toplayayım, şunu da toplayayım derken yani giderim herhalde yağmur yağıyı bırakırım. Yağmura yakalanmayayım dedim. Ancak arkadaşlar tam 5 dakika içinde ortalık bir sele gitti. Yıldırım, gök gürültüsü, caranak, rüzgar. Yani yağmurun kalınlığının yere düşüş genişliği şu kadar var. Yani bir parmak kadar öyle ince ince yağmur değil. Sanki su hortumundan akan sular gibi. Yani 5 adım ileri gidemiyorsun. Müthiş ya Allah'ın takdir ilahisi. Hatta gözümün önünde arkada rahmetli abimin diktiği bir elma ağacı vardı. Ondan da bir tane elma yemiştim 15 dakika evvel. O elma ağacı gözümün önünde rüzgar onu o ağacı belinden kırdı. Belinden gözümün önünde. Evet. Canlı canlı izledim yani. Elimde kamera olsa, telefon olsa sizlere çekebilirdim. Ancak bu arada telefon olayını anlatayım. Ben Geçiköy'de fındık toplarken yani Güzelyalı'da fındık toplarken bizim o mıntıkaya yağmur yağarken Şükran beni aradı. Şükran buraya hiç yağmur yağmıyor ama bu bizim şu anda oturduğum evin olduğu Akyazı mıntıkasına hiç damla yağmur yok. Şükran beni arıyor. İşte Erkin gelecekti biraz sonra yola çıkıyor diye haberin olsun falan. İşte yorma kendini falan diyor. Şükran'a diyorum ki Şükran kapat telefonu sen ne diyorsun biz sele gidiyoruz burada Erkin Merkin gelmesin benim şarjım da bitmek üzere diyorum sakın ha diyorum çocuk gelmesin buralar karmakarışık dedim kapattım. Ondan sonra peşinden Erkin çıkmış herhalde yani o da beni arıyor. Arıyor ama ben Erkin'e şimdi yağmur nasıl biliyor musun? Suyun içinde elim suyun içinde her tarafından su damlıyor. Ya bu dedim annesi bildirmedi mi buna? Herhalde beni arıyor geleyim mi gelmeyeyim mi diyecek diye telefona dokunayım telefon bir türlü açılmıyor. Çocuk boynu arıyor ben orada görünüyor ama bir türlü açamıyorum. Efendim diyemiyorum şarjım da az. Kapattım telefonu yani kapattım dedi oğlan açmayınca herhalde babam müsait değil dedi. O kapattı. Daha sonra Şükran ben Allah ya bir daha aradı Şükran'ınkını açtım. Açtım efendim. Dedi ki oğlan geliyor buraya yağmur yağmış sen ne diyorsun dedi ne yağmurundan bahsediyorsun sen dedi ya. Ya sen oraya yağmıyorsa buraya yağıyor dedim sen Karadeniz'den oyun mu oynuyorsun? 2 kilometre ileri yağmaz 1 kilometre geri yağar. Bizim burası dedim sele gidiyor diyorum. Ortalık karışık bağ bahçe kırıldı diyorum sen hala diyorsun yağmur ya. Biraz sonra da oraya geliyorum merak etme dedim. Çocuğu ara demin beni aradı dedim ben açamadım telefona bir şey oldu. Sen dedim söyle gelmesin. Bereket aramış gelmedi de nitekim ulaşmış. Ondan sonra arkadaşlar benim telefon kafayı yedi. Telefonu verdim şu anda. Yani bahçeden çıktım ortalık sakinleşince. Tamirciye uğradım ilgişim. Çünkü ne açılıyor ne alo diyebiliyorum. Ne geleni alo diyebiliyorum ne ben alo diyebiliyorum birine. Zaten arızalıydı ya. İşte dokunmadığı bozulmuş abi dedi. Bırak dedi. İşte akşama doğru bir uğrayacağım. Alabilirsem alacağım. Yarın dedim pazar bugünden alayım dedim işte.
Bakalım Allah izin verirse yapalımsa alacağız. Dolayısıyla o arkadaşlar böyle bir afet gördük. Hakikaten çok zor durumda kaldım. İnanın tepeden aşağı, tepeden aşağı cırcıbık. Bizim burada cırcıbık derler, ıslandık. Ya hani ben ufak tefek yağsın da ıslanayım diyecektim, serinlerim diyecektim. Çünkü yağmur bekliyordum, yalan yok, serinlemek için. Ancak Yüce Rabbim bayağı bir fazla verdi. Yine de komple ıslandık sayılır arkadaşlar. Fındığımı arabaya göstereyim. Arabada orada da bir düğün varmış, komşunun düğünü. Oralarda trafik yoğundu. Araba çekmeye yer bulamadım geldiğimde. Daha yukarılara çekmek zorunda kaldım. Arabanın yanına da gitmek mesela mesafe uzadı biraz. Çünkü araba daha ben orada abimin evinin önüne çekiyordum. Şimdi bu mesafe uzak kaldı. Arabanın yanına gitmek de mesela. Fındık çuvaları var, 2-3 çuval, onları arabaya yine de götüreceğiz. Bırakabilirdim de tabii ama ben sıcağı sıcağına götüreyim dedim. Derken çok zorluklar çektik arkadaşlar. Büyük bir afetti. Allah'a çok şükür. Ha bu arada karayolu, Samsun Ordu yolu, Giresun yolu da trafiğe kapandı. Niye? Çünkü sular, bilmiyorum oranın karın nasılsa zaman zaman oluyor bu. Geçen sene de olmuştu benim bildiğim kadarıyla. Şu polis noktasının aşağı tarafı denilen yer, Ordu'nun çıkışı bize göre girişi, Samsun'a göre çıkışı. Orada tıkanıyor devamlı. Arabalar yani şu 4-5 metre boyda su olunca ne oluyor? Arabalar zorlanır. Yani arabanın nezdinde kapısına geliyor sular. O nedenle mahalle yollarından trafik verildi. Trafik de aksadı bizim oralarda çok. Yani Ordu'ya gelişimiz hemen hemen 10 dakikalık yolda 1 saate geldi. 10 dakikalık mesafeyi 1 saatte geldim. Ben de trafiğe takıldım mecburen. Böylece bugünkü yağmur bizi biraz perişan etti arkadaşlar. Eve geldim işte, şu anda dinlendim biraz. Sizlerin karşısına çıkayım dedim. Fındığımız da kapıda Allah izin verirse. Yarın 1-2 günlük daha işimiz kaldı. Sanıyorum sona doğru yaklaşıyoruz. Allah tamamını erdirsin diyorum. Bir dahaki senelere diyorum inşallah. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Değerli bacılarım, kardeşlerim, Şükran'ın genelde takipçileri bayan olduğu için bacılarım diyorum özellikle. Tabii erkek, bir iki tane de erkek arkadaşlar, kardeşlerimiz varsa onlara da ayrıca selamlar. Bu arada ben tekrar geçen de bir konuşma yapmıştım bu YouTube'la ilgili. Bu çekimle ilgili şeye biraz daha değinmek istiyorum vaktim varken. Onu da şöyle diyeyim. Mesela ben bir arkadaşa rast geldim. Öyle konuşuyoruz. Benim ve ailece YouTuber olduğumuzu öğrenmiş. Yani tesadüf izlemiş. İzzet dedi, sen dedi eşinle YouTuber musunuz? Yani YouTube'da kanalınız var dedi. Evet dedim, bayrak açacak değiliz ya herkese biz YouTuber'ız diye. Ha dedim, evet dedim, sen nerede gördün? İşte dedi, oralarda bakarken dedi gördüm dedi, şaşırdı, ya bu bizim İzzet Bey değil mi dedim falan filan dedim. Öyle. Dedim işte böyle böyle bazen sen dedi sitem etmiş ediyorsun bazı şeylere falan dedi ama dedi bence dedi sitem etmene gerek yok. Niye dedim? İnsan görünmez. İzzet dedi görünmek zorunda değil ki dedi bak şimdi. Şimdi dümenden mi bu konu açtı bana yoksa daha evvelden izliyor mu düş muamele mi yaptı orayı çözemedim. Çok da iyi görüştüğüm veya çok da samimi olduğum birisi değil. Dedi ki insan dedi görünmeyebilir dedi hemen ona kızamazsın ki dedi ya. Bence dedi sen şimdi adam senin kanalında görünse dedi. Sen onun üzerinden prim yapıyorsun dedi para kazanıyorsun dedi. Adam görünmez tabii dedi sana niye prim versin ki dedi. Az lafa bak lafa. Az lafa bak. Yani sanki birisi benim üstüme o kişiyi yollamış gibi. Oğlum sen nesin de dedim senin üzerinden ben prim yapacağım dedim ya. Sen dedim hayrola sen ünlü müsün? Sen artist misin? Sen nesin yani manken misin? Sen şarkıcı mısın da? Sen çok tanınmış birisi misin de? Ben senin üzerinden prim yapacağım. Senin özelliğin ne dedim? Yani seni ünlü birisi gelirse kanalıma da dedim. Onun çekimini yaparım. Tabii ünlü hakikaten oldu da. Ünlü. Allah'a çok şükür ünlü arkadaşımız, dostumuz. Kanalımıza göründü tamam ona bir şey değil o prim işte ondan prim kazanabilir ha o bizim prim kazanacağımızı kazanmayacağımızın hesabını yaparak bizim kanalımıza görünmedi o bizim insanlığımız için göründü
Biz de onun insanlığı için gösterdik. Yoksa sen ondan kendin aynı kefeye mi koyuyorsun? Senin ne özelliğin var mı? Bir özelliğin söyle bana ya. Sen nesin? Sen normal benim gibi sıradan bir adamsın. Ya senden ne primi kazanacağım ben? Konuşmaya bak ya. Oğlum sen benden, ben seni benim kanalımda görünürsen, İzzet Bey'in arkadaşı diye izlerlerseniz dostlarımız kim olduğunu insanlar görür. Sen benim kanalımda görünmezsen, İzzet Bey'in ha görünmek istemedi derim ben. O önemli değil. Göründüğün zaman sen benim dostum, arkadaşım gibi görünürsün. Hepsi bu olur dedim. Daha ne olur iki sohbet edersin dedim. Senden ne primi kazanacağım ben dedim ya. Sen ne biçim konuşuyorsun dedim. Öyle saçmalık. Sen kardeşim bana göre değilsin. Ben dedim izlemiştirsin beni. Ben dedim öyle şeyleri sevmem. Saat şu anda çekim yapalım demiyorum zaten. Öyle bir teklifim yok da dedim. Zaten ben seni çekmem de dedim. Yani sen biraz dedim kafayı yemişsin herhalde dedim. Öyle şey bu. Ne prim kazanacağım ben senden dedim. Ben senden ne parası kazanacağım ben. Sen kimsin dedi. Senin özelliğin olması lazım kardeşim. Özelliğin. Ünlü müsün, ünsüz müsün? Ne özelliğin var senin? Hiçbir özelliğin yok. Fasafiso. Mesela bu şeye benziyor. Benim abimin oğlu, rahmetli abimin oğlu yeğenim. Amca dedi. Ben senin dedi o fikirlere onu bazen onun da böyle bahçede yorum yaptık. Bu konuyla yorum yaptık. Aynen sana katılıyorum dedi. Sen haklısın dedi. Bir arada bir sene falan oluyor. Onu da kanalda göstermiştim yeğenime. Ben dedi bir sözü dedi, Face'de dedi, Face'de mi, Messenger'da mı, Instagram'da mı, neyse paylaştım dedi. Bana, sana hak verdiğimi bir kez daha dedi, bu sefer daha iyi anladım dedi. Amca dedi, sen dibine kadar haklıymışsın dedi. Haklısın zaten de, ben şimdi daha iyi haklı olduğunu anladım dedi. Niye dedim oğlum dedim. Dedi ki ben bir, çok güzel bir laf var dedi, laf vardı dedi. Onu dedi, yazdım paylaşmaya sundum dedi. Paylaşılırmış orada, ben anlamam. Ben YouTube'dan başka bir şey anlamam kardeşim. Ben YouTube'cuyum. Ben eşimin yanında YouTuber'ım. O ne derse onunla hangi yoldan gidecekse o yoldan giderim. Ama namus ve şerefimiz edebimizi bozmama kaydıyla. Bitti. Nokta. En önemli nokta burası. Yok Messenger'mış, yok Instagram'mış, yok sosyal medyaymış. Yani Face'miş. Benim hiç işim olmaz. Aman aman hiç. Bizim gayemiz normal bir dürüst bir ailenin yemek çekimi, sohbet, vlog ve 5-10 kuruş para kazanmak. Nasıl? Dürüstlüğümüzle, namuslu halimizle para kazanmak. Namussuzlukla para kazanacaksam Allah göstermesin. Allah'ım bana aman aman uzak dursun. Evlerden uzak. Dedi ki çocuk bana, amca dedi ben bir söz paylaştım dedi. 300 küsür dedi benim şeyim var dedi. Abonesi varmış. 300 kişi içinden dedi. 2 kişi beğenmiş dedi. Beğenme oluyor orada hani. Öyle deniliyor onlar herhalde. 298 kişi dedi. Bu lafımı beğenmemiş benim dedi. Ben de dedi ne yaptım biliyor musun dedi. Ne yaptım koçum dedim. 298 kişiyi dedi. Sildim dedi. Engelledim dedi. 2 kişi var şu anda şeyimde dedi. Abonem dedi. Aynen dedim güldüm. İyi yapmışsın dedim ona. Demek ki 298 kişi dedim. Ya senin yapmacık arkadaşların ya da dedim o sözün onaylamamış, beğenmemiş dedi. Aynen dedi. Hah işte ben de dedim tam da bu noktada sağ işte ben de bunun üstüne bunları söyledim işte dedim. Sen benim kanalımda eğer bir uygunsuzluk varsa, eğer bir benim kanalımda görünmen sana puan kaybettiriyorsa, puan neyse yani sana bir ceza getiriyorsa yani bir aranlar şeyinde misin, listesinde misin? Ben yine onu söyleyeceğim. Yok. Öyleyse benim kanalımda görünürse ne kaybedersin? O sorunun cevabını ver bana. Ne kaybedersin? Ne olur? İzledin kanalında, Şükran'ın kanalında göründüm, sohbet ettim. Demek mi güzel? İzledin kanalında, Şükran'ın kanalında görünmedim demek mi daha güzel? Bence göründüm demek daha güzel. Ben gururlanırım. Arkadaşım, dostum, değer verdiğim insan gibi diye tanıtırım insanlara. Sen benim kanalımda görünmezsen ben demek ki yeğenimin dediği gibi yanlış anlarım. Demek ki dostum değilsin. Ben senden prim kazanırım. Sen benim yanımda görünmeyle ben para kazanacaksam yine para kazanmayayım kardeşim.
Gayen Maksu'dan numara yapma, Maksu'dan çamur yapma. Sadece sen dümenden bir şey varmış gibi orada görünmek istemiyorsun. O zaman sosyal medyada da gözükmeyeceksin. Geçen gün dediğim gibi. Ha senin sosyal medyan yoktur, Messenger'ın, Instagram'ın hiç yoktur. İzle, benim bulaşımla, ben o sosyal medyadan anlamam. Benim öyle bir şeyim hiç yok. Benim telefonum kütük telefon. Dokunmatik bile değil dersen alnımın üstüne, başımın üstüne koymazsam şart olsun şerefsiz. Amma lakin. Sen benim kanalımda dostum, arkadaşım, akrabam, canım, ciğerim dediğim kişi. Aman beni çekme, aman beni çekme, aman ya, aman aman. Çeksek bile evlatları aman babamı çekme, aman anamı çekme. Ne oldu ya? Anan mı yedik, baban mı yedik, saygısızlık mı yaptık, namussuzluk mu yaptık? Ceza mı kesti trafik sana? Ne oldu, ne oldu? Hayrola? Nedir? Nedir bu telaş? Nedir bu celal? Ben o zaman ne anlarım? Sen arkadaş da değilsin, dost da değilsin kardeşim. Kusura bakma. Selam verme, selamını almayayım. O zaman sosyal medyada da gözükmezsen, boy boy resim atmazsan, yok ben şurada şunu yedim, yok burada ızgara yaptım, yok Çağlayan'ın başında, şelalenin başında selfie yaptım diye boy boy resim atarsan, ben de o zaman sana cevabını veririm. Sen orada da gözükme, yani YouTube'da gözükmeyin, orada da gözükme derim, oturttururum aşağı. Çünkü orada YouTube'da ne var? Dürüstlük var. Diğerlerinde koca var, sevgili var, istek var, nokta nokta tıklama var. Mesaj var, vesinge, şu var, bu var. Ha, YouTube'da ne var? YouTube'da öyle bir şey yok. YouTube'da ne koca var, ne istek var, öyle bir şey yok. Seni, Şükran'ın ve İzzet'in dostları, bacıları, kardeşleri kanalına gelmiş İzzet Bey'in şu kişi diye sadece bir bakarlar. Arkadaşına, Şükran'a, bacım selam söyle derler. İzzet Bey, arkadaşın Ali'ye, Veli'ye selam söyle derler. Ay, hepsi bu olur. Başka bir şey bekleme daha. Olay bu. Haksız mıyım arkadaşlar? Ben diyorum ki bak, sosyal Facebook, Messenger'ın bunlardan anlamam. Şükran sadece YouTube'la ilgili şeylerini atar. Haber verir. YouTube'da kanal videom var, gelecek, şudur budur, storosu mu neymiş, onları atar, çeker gider. Öyle. İstek, bu şey bizde yok öyle bir şey. Hiç boşuna da istek atma. O nedenle istek atılacak kişiler başka. O yani kendini bilenler. Öbür türlü ben dünya medyasına açıksın. Dünyada herkes seni tıklayı, göreyi, izleyi. Ama YouTube'da ben görünmek istemiyorum. Görürsem ne olur, görünmezsem ne olur. Sen kimsin lan? Ben senin için mi açayım YouTube'u? İnsanlar zaten sizi istemiyor ki. İnsanlar bizi istiyor karı koca. Siz konuşun yeter diyorlar. Allah bin kere razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Onun için arkadaşlar bazen İzzet Bey kızıyor. Sinirlenmiş yine diyorlar da arkadaşlar desinler güzel bir şey. Evet sinirleniyorum. İtiraf da ediyorum. Söylüyorum da. Gene de söyleyeceğim. Kim olursa olsun. Bak en yakınımdan en uzak dahi. Sosyal medyada gözükürsen benim kanalımda gözükmek zorundasın. Eğer sosyal medyada gözükmüyorsa benim kanalımda gözükme. Tamam. Kabul. Sosyal medyaya dedik. Poz poz resimler atarsan ne kazanayım? Sen resim attın da ne yapayım şimdi orada? Attın bir resim buraya ne yaptın? Otururken bir sigara içerken resim attın veya çay içerken resim attın. Ne kazandın? Ne kazandın ne? Amacın ne? Niyetin ne? Ben sana söyleyeyim anladığım kadarıyla. Hatam varsa düzeltin. Birileri beni beğensin. Birileri beni tıklasın. Birileri ne diyeyim arkadaşlara tavsiye etsin. Onlar oluyor da ne oluyor burada ben bir şey anlamayayım. Ama bizimki öyle mi kardeşim? Bizimki burada bir ebeğimiz var. Bir YouTuber olmuşuz. Biz bir para kazanıyoruz. Senin yüzünde, senin göstermemle ben para kazanacak değilim. Ben sen olmasa da beni izliyor zaten insanlar. Kendin Maksu'dan dev aynası yine getirme. Kendin Kadir İnanır, Hülya Avşar mı zannettiyiz ya? Siz kimsiniz? Alt tarafı normal benim gibi insansın ya. Benim üzerimden prim kazanamazsın sen demek ne demek ya? Senin üzerinden ne prim kazanacağım? Senin selayetin ne? Vasiyetin ne? Vasfın ne? Sen nesin bana? Ünlü bir adam mısın ya? Ulaşılmayan bir kişi misin de senin üzerinden prim kazanacağım ben?
Hayret bir şey yani. Ondan sonra beni böyle beynime zıvanadan çıkarıyorlar ya. Uzak durun kardeşim, uzak. Aman aman. Ben YouTuber'um. Evet, eşimiz kanalı var. YouTuber'uz. Bizim kanalımız var. Bizim yanımızda bize merhaba diyen, bize ne yapar diyene biz teklif ederiz. Evet, ederiz. O zaman bana merhaba deme. Bizi çeker diye merhaba deme. Geç. Bak bakalım sana merhaba değil mi? Ha, ben teklif ederim. Görülmek istemiyorsan benim lafımı yersin. Yersin arkadaşım. Ben görünce de ne yapacağım? Ben kara kaşın kara gözün gösterdemiyoruz. Şükran abla, Şükran Hanım nasılsın? İzzet Bey siz nasılsınız? İyiyim sağ ol bacım. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Havalar nasıl? Fındık var mı? Dedin bitti. Abgaracık kelime konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Bu konuştun diye yani sen şey mi oldun yani? Ben seni göstermişim de hemen kimilerinin çocukları dedik. Annemi niye çekti? Ve annen neyini çekeceğim ben? Annen ölmeye 3 günü kalmış. Yani haşa beni konuşacaksın. Çeksen ne olur, çekmesen ne olur, göstersen ne olur. Annen söyle o zaman çekmesin beni desin. Sağ telefon mu açacaktım? Annesi, biz annen şeyini video çekecek. Ne diyor, müsaade eder misin mi diyecek? Ne tip adamlar var ya, hayret bir kıskancınıza, hasetliğinize ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şükran'la İzzet para kazanacak, takipçileri çoğalacak diye böyle kendi kendinize iyisi Şükran'ın dediği gibi sinsiler alırlar. Neyse işte onlar. Siz osunuz işte. Siz işten pazarlıklısınız. Genelde zaten hissediyorum gizli gizli seyrediyorsunuz. Gizli gizli seyredenlerimiz de çok olduğunu dönüyor. Yani böyle boşuna demiyor bana. Ben diye seni gördüm diye sen diye kanalın var mı? Ha, izliyorsun beni. İzliyorsun. Şey, yeni itiraf ediyorsun. Görünmek iste. Sağa görün dersen, teklif edersen görünme kardeşim. Sen kimsin? Senin meziyetin ne? Kilon kaç, ağırlığın kaç ya? Sen de özelliğin ne senin? Bırakın bu işleri ya. Ayıp ayıp. O zaman başka yerlerde de takla atmayacaksın. O zaman ben lafımı gediğine koyarım, oturtururum, Allah'ını şaşar. Ona göre benimle konuşurken dikkat edeceksin. Ben de her zaman diyorum, şunu da unutmayın diyorum. Sular gibi bak, sular gitti, ne kaldı? Kum kaldı. Sular gider, kum kalır. Bunu hiç unutmayın. Bugünkü sular gitti, akşama bitti ha, sular bitti. Ne kaldı? Kum kaldı. Demek ki kum benim. Herkes gider, ben kalırım. Beni onun için değerimi bileceksin. Bana merhaba desen ne olur, demesen. Sen bugün bana o merhabayı, ben YouTube'da görülmek istemeyeyim senin kanalda dedin. İşim bitti. Bitti. Ailemin cihanı olsan daha sana selam vermem. Ha benden kötü olacak mı? Olsun kardeşim, herkes kötü olsun benden. Kötü olsun, böyle kötü olacaksan olsun. Olun, sizden mi geleyim emek mi? Bu zamana kadar iyiydiyse neyi yüzü gördüm? Hani bir şarkı var. Işığınızda ne gördüm ki? Gölge etme bari. Gölgenizde ne göreceğim? Onun için bu zamana kadar görmedim ki ben. Samimi olduğumdan oldum. Hep ayağıma bastınız. Onun için her zaman söylüyorum. İnsana Allah'ın iyi dostlar, iyi akrabalar, iyi komşular versin. Haldan anlayan, dertten anlayan insanlar versin. Onun için bazı şeyler kıskanç ve haset insanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Haset ve kıskanç olmayacaksın. İşten pazarlıkçı olmayacaksın. Dürüst olacaksın. Namuslu olacaksın. Dobra olacaksın. İyiliksever olacaksın. Vatansever olacaksın. Yardımsever olacaksın. Hayvansever olacaksın. Özellikle hayvansever olacaksın. Hayvanı sevmeyen insandan kaçarım arkadaş. Hayvanı sevmeyen. Hayvana bir yanlış bir şey yapan insanı sevmem. Nefret ederim, dövesim gelir. Benim annem, rahmetli annem, karıncaya, süleğe ekmek doğrayan kadındı ya. Evet. Hadi kedi göbeğe, ineğe, danayı bırak. Onlara zaten, onları kendi evladı gibi bakıyordu da. Hani sülük, yolda geçen süleğe. Karınca, evin içinde yürüyen karıncaya millet kapıya atmaya uğraşıyor, o ekmek veriyordu. Yani. Demek istediğim, ne ekersen onu biçersin arkadaşlar. Ben derim ki her zaman kimse kimsenin ayağına basmasın. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Gerçi sen benim kanalımda görünce de ekmeğim mi çoğalacak? Ha, ünlü birisi olursun. Ha, ekmeğim çoğalır.
Ünlü birisi kim gibi olacak? Antalya Rafi gibi. Ebru ve Yücel ve Fatih Bey gibi ünlü birisi olursun, o zaman konuşursun. O insanların şeyi yok mu? Dili yok mu? Bak, bizim yanımıza gaz sattık, yoldan geldiler saygı ve sevgiyi ispat etmek için. Bizleri bizim kanalımıza göründüler. İşte onlar, ünlü onlar. Ha, onlar üzerinden prim almış olabiliriz. Onlar ne derse amenna. Bak, sizin karanıza geldi İzzet Beşikler abla. Bizim suçumuz var mı? Ne suçu ya? Sen suçu. Sen arslanlar gibi arslansın kardeşim, bacım. Ben demek istedim bu normal insanlara. Sen ünlü bir insan değilsin. Benim kanalımda görünsen benim ne kadar yükselecek. Ben senden ne prim kazanacağım onu çözemedim ya. E görünürsen İzzet Bey'in, Şükran Hanım'ın bacısı, arkadaşı, dostu, sevdiği, akrabası diye insanlar izler. Görünmesen güle güle kardeşim. E ben de diyorum ki görünmesen benim dostum değilsin demek ki. Benim bana menfaat için yanaşıyorsun demek ki. Zaten menfaatin bittiği yerde de dostluk biter. Demek ki bir menfaat varmıştır ki o onu kullanmıştı. Daha izine ihtiyacım yok diyorsan kanalda da görünmezsin, adımı da anmasın, yanımdan da geçmesin. Bu vesileyle arkadaşlar, inanın çok yorgunum. Ne demek istediğimi anlamıştır tüm kardeşlerim. Yaram içimde derindir, doğru. Ama bu bizi yıkmaz, hiç de gücendirmez, hiç de üzmez. Sadece ben görüşlerimi söylüyorum. Yani ben YouTuber olmasam da, bizim kanal olmasa da, bir sevdiğim bir arkadaşın kanalı olsa vallahi ben konuşurum. Yemin ediyorum konuşurum. Ne kaybederim ya? Yani ben o kanala, YouTube kanalına çıktım da bana ne diyecekler, bir şey mi diyecekler? İzle sen oradan ne arıyordun mu diyecekler. Ne arayacağım oğlum, arkadaşımla sohbet ettim. Arkadaşıma destek oldum. Arkadaşıma yardımcı oldum dedim, işin içinden çıkarım. Ne oldu? Şey yapmadık, horülümün etmedik ki orada. Veya orada bir saltanat da kurmadık. Sadece sohbet ettik. Başka yerlerde sohbet etmesini biliyorsunuz da orada iki dakika sohbet etmişiz. Çok mu gücüze gitti? Ha, güce gitme değil. Bize Şükran'ın dünyası ilerlemesin. Yalnız kalsınlar. Yalnız değiliz arkadaşım, kardeşim. Bak, 9000 tane abonemiz var. Aç bir kanal, 9 kişi abone bulabilirsen abur tüküreceğim. Yani anlayın işte. 9 tane abone olabilirim bakalım. Ha, olmaz. Çünkü insanlar sevdiğim insanlar var. Arkadaşlar, hakikaten sezon çok yorucu bir sezon. Çok güneşli ve sıcak bir ortam bu sene, Allah'ın takdiri ilahisi demek ki. Bugün nedense ferahladık. Yani yağmuru da yedik. Hem de kuvvetli yedik. Vaziyetimizde de anlaşılmıştır. Fındık zamanı ne tıraş olunur, ne sakal kesiliyor, ne saç kesiliyor. Niye? Çünkü berberler de fındık da, o nedenle fındıktan sonra her şey. Zaten fındık bitti mi tıraşın olacaksın, arabayı temizleteceksin Allah izin verirse. O nedenle yorgunluk var, halsizlik var ama tatlı yorgunluk. Senede bir defa oluyor, onu da katlanacağız. Şükran'da ne yapsın, evin içinde tek başına, hastalığı da yeni yeni bitiyor Allah'a çok şükür. Defneyle, Ezgi'yle işte onlarla uğraşıyor, onların... Çelik çocuğumuz onların önüne işte sofrasını hazırlıyor, yediriyor, içiriyor. Anneler her zaman nedir? Kız büyüse de 40 yaşına da gelse, 50 yaşına da gelse annedir. Anneler gene sofrasını kendi hazırlar. El ayağı tuttuğu müddetçe Allah izin verirse. O nedenle arkadaşlar, o da yoruluyor, ben de yoruluyorum. İşte İş zamanı, şu anda iş zamanı, onlar da bitecek Allah izin verirse. Hayırlısıyla bir dahaki senelere Allah'ın bizi yetiştirsin inşallah.
Evet arkadaşlar. Konu belliydi zaten. Konuları, aynı konuları devamlı söylememize gerek yok. Mevsim hakikaten zaman zaman bilmiyorum ama küresel dünya maalesef bazen çok sıcak olacak diyorlar. Bazen de işte böyle sel felaketleri yapıyor. O nedenle Allah'ın bir daha tekrarını göstermesin. Allah'ın hakikaten çok büyük bir yağmurdu. Çok korktum. O nedenle tek başıma hem bahçede bir de şimşek ve gök gürültüsü olduğu için de biraz çelişkiye düştüm. O nedenle Allah'ım tüm insanlarımızı korusun. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Sizlere de Allah'a ısmarladık diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'ım ne muradınız varsa versin.